Yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümü izlemeyen varsa hemen izleyip bize yetişsin. Çünkü yolculuğumuz başlıyor. Şimdi hep beraber zamanda yolculuk yapacağız. Çünkü Etiyopya'ya gidiyoruz. Etiyopya'nın kendine özgü bir takvimi var. Bu takvime göre bir senede toplamda 13 ay vardır. Bu da Etiyopya ve dünyanın geri kalan arasında bir fark oluşturuyor. Etiyopya takvimi dünyanın 7 yıl gerisinden geliyor. Finlandiya'da insanların nehirde yüzerek bira içtikleri bir festival vardır. Bu festivalin ismi Yüzen Bira. Dünyanın en kısa krallığı Fransa'da hüküm sürdü. Kral 19. Louis sadece 20 dakika boyunca Fransa'nın kralı oldu. Gambiya dünyadaki en ilginç şekle sahip ülkedir. Biliyorsunuz Berlin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bölünmüştü. Bunun için tarih kitaplarını karıştırmanıza gerek yok. Sadece gece Berlin'e bakarsanız anlayabilirsiniz. Çünkü Doğu Berlin'de oturanlar sarı ampul yakarken Batı Berlin'de oturanlar beyaz ampul kullanıyorlar. Berlin duvarı yıkılsa da ampuller hala sınırı koruyor. Ghana yetenekli insanları ülkesinde tutamayan bir ülke. Bunun en çarpıcı örneği 2010 Dünya Kupası'nda yaşandı. Boateng kardeşlerin ikisi de sahadaydı ama biri Almanya tarafında, diğeri Ghana. Böylece milli takımlar düzeyinde birbirine karşı oynayan ilk kardeş oldular. Dünyadaki ilk olimpiyat M.Ö. 776 yılında Yunanistan'da düzenlendi. Ama şu anda izlediğimiz olimpiyatlara göre çok daha vahşilerdi. Grenada'da bir sualtı parkı vardır. Toplam 75 tane olan bu heykelleri görebilmek için tüplü dalış yapmalısınız. Guatemala'nın başkenti olan Antigua şehrinin tamamı UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Yani belki de dünyanın en güzel ülkesi burasıdır. Gine'nin en ünlü şeyi deyince akla Gine domuzları gelir. Ama burada büyük bir hata var. Çünkü Gine domuzları Gine'de değil Güney Amerika'da yetişiyor. Guyana bir Güney Amerika ülkesi olmasına rağmen İngilizler sömürdüğü için burada İngilizce konuşulur. Bu durum koskoca kıtada onların yalnız kalmalarına sebebiyet veriyor. Haiti ve Liechtenstein 1936 yılına kadar aynı bayrağı kullanıyorlardı. Sonra 1936'da tesadüfen olimpiyatlarda bunu fark ettiler. Honduras'ta yılda bir kez balık yağar. Bu olay tam 100 yıldır yaşanıyor ve bilim adamları bu doğa olayına adamakıllı bir cevap bulamıyorlar. 1940 yılında Macaristan dünyanın en büyük hiperenflasyonunu yaşadı. 1 dolar Macaristan'da milyonlarca Macar lirasına eşitti. Hatta bu da yetmedi. 1946'da Macaristan dünyanın en büyük banknotunu bastı. Bu kağıt parçası tam 100 kentilyon Macar lirasına eşitti. 2018 Dünya Kupası'nda İzlanda 350 bin nüfusuyla futbol tarihinde bu turnuvaya katılan en küçük ülke oldu. Hindistan nüfusunun %30'u vejeteryandır. Bu da onları dünyanın en çok vejeteryan sayısına sahip ülke yapar. Dünyadaki tüm vejeteryanların sayısı Hindistan'dakinden daha azdır. İran'da bir dünya rekoru denemesi yapıldı. İranlılar dünyanın en uzun sandviçini yapmaya çalıştılar. Ancak seyirciler Guinness Rekorlar kitabı tarafından ölçülmeden önce bütün sandviçleri yediler. Irak bir zamanlar çok gelişmiş bir ülkeydi. Hatta tekerleği bile onlar bulmuşlardı. İrlanda dünyanın en iyi şarkı söyleyen ülkesidir. Çünkü Eurovision'u tam 7 kez kazandılar. İsrail Albert Einstein'ı ülkenin başbakanı olmasını teklif etti. Ama Einstein kibarca reddetti. İtalyan polisi dünyanın en hızlı polisidir. Çünkü 2004 yılında 2 tane Lamborghini İtalyan polisinin kullanımına verildi. Jamaika bayrağının güzel bir özelliği var. Dünyadaki kırmızı, beyaz ve mavi renge sahip olmayan tek bayrak. Japonya dünyanın en yaşlı ülkesidir. Burada 100 yaşının üzerinde tam 80 bin kişi yaşıyor. Yani her 1500 kişiden biri 100 yaşından daha büyük. 2012 yılında Kazak milli takımı Kuveyt'te altın madalya kazandıktan sonra etkinlik organizatörleri Kazakistan milli marşını değil Borat filminde çalan marşı çaldılar.
Filmi izlemediyseniz bunu anlamamış olabilirsiniz. Ama bu hareket Kazakistan'ı çok ama çok küçük düşüren bir hareketti. Kim Il-sung kendisini Kore'nin ebedi cumhurbaşkanı ilan etti. Onun ölümünden sonra cumhurbaşkanlığı makamı kaldırıldı ve devleti yönetenlere yüce lider denmeye başlandı. Komik olan şu ki Kore'nin diğer yarısının bundan haberi bile yok. Kore'nin diğer yarısı demişken, Güney Kore'nin bayrağı çok felsefik bir bayraktır. Beyaz zemin barışı simgeler, kırmızı pozitifliği, mavi negatifliği ve bu ikisini saran daire de dengeyi simgeler. Dairenin etrafındaki 4 trigram 4 elementi simgeler. Ateş, su, toprak, tahta. Kırgızistan'ın sınırı oldukça tuhaftır. Komşularının birkaç şehri Kırgızistan'ın içindedir. Belki bunu başka bir videomda daha detaylı anlatabilirim. Laos dünyada filleriyle ünlüdür. Çünkü bu ülkenin lakabı 1 milyon filin ülkesidir. Ama bu fillerin bazıları öldüğü için artık 1 milyon fil yok. Ülkede 800 bin filin yaşadığı tahmin ediliyor. Letonya'nın bağımsızlık günü 4 Mayıs olarak kabul edilmiştir. Çünkü bugün Star Wars günüdür. May the 4th be with you. Lesotho'nun sadece tek bir komşusu vardır ve tek bir sınırı vardır. Çünkü ülkenin tamamı Güney Afrika tarafından çevrilmiştir. Fransız bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre Avrupa'nın tam ortası Litvanya'da bulunuyor ve Litvanya'da bu konumu işaretleyen bir anıt var. 2020'de Lüksemburg ülkedeki tüm toplu taşıma araçlarını halk için ücretsiz hale getirdi. Toplu taşımanın ücretsiz olduğu tek ülke. Malawi Gölü'nün ismi Takvim Gölü'dür. Çünkü bu gölün uzunluğu 365 mil ve genişliği 52 mildir. 14. yüzyılda Mali'de yaşayan Mansa Musa'nın serveti yaklaşık 400 milyar dolardı. Birçok kişi onun şimdiye kadar yaşamış en zengin insan olduğuna inanıyor. Belki Jeff Bezos geçmiştir. 1942'de Malta yaptığı kahramanlıklar nedeniyle Birleşik Krallık tarafından George Cross madalyasına layık görüldü. Malta 1964'te bağımsız olduktan sonra bu madalyayı bayrağına yerleştirdi. Uzaktan bakınca çok da bağımsız olmuş gibi görünmüyorlar. Dünyanın en büyük gemi mezarlığı Moritanya'dadır. Dünyada kaza yapan ya da çürümeye terk edilen gemiler Moritanya'ya gönderilir. Meksika kelimenin tam anlamıyla batıyor. Çünkü başkent Meksiko City bir gölün üzerine inşa edilmiştir. Monaco'da yaşayan insanların %30'u milyonerdir. Moğolistan'da kilometre başına sadece 2 kişi düşer. Dünyanın en seyrek nüfuslu ülkesidir. Euro birden çok ülkenin para birimi olduğu için hiçbir ülkeyi temsil etmemesi istendi. Bunun için banknotlara hayali köprüler çizildi. Ama sonra Hollanda tek tek bu köprüleri inşa etmeye başladı. Böylece diğer ülkelere karşı bir üstünlük kurdu. Gizliden gizliye tüm Avrupa'nın Hollanda para birimini kullandığını ima ediyorlar. 2010 yılında Nikaragua Google Maps'teki bir hata nedeniyle Costa Rica'yı işgal etti. Peki. Şimdi burada bir mola verelim. Yolculuğumuz sürecek. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.